Merhaba arkadaşlar, ben Hatice Demir. Eskev Akademi İngilizce derslerimizin 7. sınıf 3. ünitesiyle bugün birlikteyiz. Ünitemizin adı Biographies. Biyografi ne demek biliyoruz. Bir kişinin doğumundan başlayıp hayatı ile ilgili, geçmişiyle ilgili bilgiler verilmesidir. Peki bu ünitemizde ne öğreneceğiz? Biyografiden de yola çıkarak anlayacağımız gibi biz biyografide ne anlatıyoruz? Geçmiş hayatımızda yaşanmış olayları, doğumu, işte hayatı boyunca yaşadığı önemli olayları anlatıyoruz. Dolayısıyla simple past tense dediğimiz Türkçe karşılığı ile geçmiş zaman, bilinen geçmiş zaman yani dili geç, geçmiş zamanın kurallarını ve bu zamanla ilgili olumlu, olumsuz ve soru cümleleri kurmayı öğreneceğiz. Evet başlıyoruz. Ünitemizle ilgili önemli bazı kelimelerimiz var. Bunlar bizim fiillerimiz. Bu ünitede kullanacağımız. Be born. Ne demek? Doğmak demek. Grow up. Büyümek. Get married. Evlenmek. Die. Ölmek. Move. Taşınmak hareket etmek anlamında da kullanılır. Ama biz bu ünitemizde taşınmak olarak kullanacağız. Win award ödül kazanmak. Get retired emekli olmak. Graduate mezun olmak. Bunlar fiillerimiz. Writer yazar demek. Scientist bilim insanı demek. Discover da keşfetmek demek. Bu fiillerimizi ve kelimelerimizi kullanarak biraz sonra cümlelerimizi oluşturacağız. Time expressionslarımız var. Bunlar zaman ifadeleri. Geçmiş zamanla alakalı. Şu anda daha çok zaman ifadelerimizi kullanacağız. Yesterday dün demek. Last night geçen akşam, bir önceki akşamı ifade eder. Last year geçen sene. Two days ago. Ego önce demek. Yani iki gün önce. Five weeks ago da beş hafta önce demek. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Bunlar da haftanın günleri. Bunları zaten biliyoruz. Sunday pazar demek. Monday pazartesi. Tuesday salı. Wednesday çarşamba. Thursday perşembe. Friday Cuma Saturday'de Cumartesi demek. Bir de e, bu zamanları kullanırken her zaman için e, diğer zamanlarda da kullandığımız bazı soru kalıplarımız var. Soru kelimelerimiz var. When ne zaman demek? Where nerede demek? Who kim demek? Why da neden anlamına gelen soru kelimelerimiz. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi bu ünitemizde simple past tense'i göreceğiz. Geçmiş zamanda isim cümlelerinde to be, am, is, are olmak fiilinin yerine was, were kullanılır. Evet simple past tense neydi? Dili geçmiş zaman. Daha öncesinde bilinen geçmiş zamanı anlatmak için kullandığımız bir kalıp. Şimdi olmak fiilimiz to be. Normalde biz kendimizi ifade ederken am, is, are'ı kullanıyoruz. Şimdi geçmiş zamana bunu aktardığımız zaman bu am is are was ya da were şekline gelecek. Peki nasıl olacak? Cümlede görelim. I was ill yesterday. Ne diyor? Ill hasta olmak. Ben dün hastaydım. Eğer biz bunu bugün için söyleseydik ne diyecektik? I am ill today. Bugün hastayım. Ama eğer geçmişten bahsediyorsak am was haline geliyor ve I was ill yesterday diyerek dün hastaydım diyoruz. You were sad last night. Sad üzgün olmak. Sen geçen akşam üzgündün. Bu da geçmişi ifade eden bir cümle. He was a student two years ago. O iki yıl önce öğrenciydi. Şu an öğrenci olduğunu söyleseydik he is a student derdik. Ama is burada was haline geldi. Şimdi m was oluyor. is was oluyor. are were oluyor. Evet, eğer kişimize göre am is are kullanıyorsak bunları was ya da were şekline bu şekilde değiştiriyoruz. Şimdi bunlar olumlu cümlelerimizdi. Olumsuz yapmak için ne yapıyoruz? Was not yani ya da were not. Bunları kısaltılmış hali ise wasn't ya da weren't şeklinde. It wasn't rainy last week. Geçen hafta hava yağmurlu değildi. Olumsuz oldu. My sister and I weren't in Paris last year kız kardeşim ve ben geçen yıl Paris'te değildik. Bakın burada ne oldu? My sister and I. Ne demek bu? Ben ve kız kardeşim dediğim zaman biz anlamına geliyor. O yüzden weren't kullandık. Eğer sadece I deseydik wasn't olurdu. Was he at the school yesterday? Şimdi olumluyu gördük. Olumsuz cümleyi gördük. Bir de soru cümlesine bakalım. Soru cümlesi nasıl oluyor? Was he at the school yesterday? He was at the school yesterday deseydik o dün okuldaydı anlamını verir. Eğer dün o okulda mıydı diye soracaksak ne yapıyoruz? Was ya da were ile öznemizin yerini değiştiriyoruz. Was he at the school yesterday demişsek bu o dün okulda mıydı anlamına geliyor. Weren't they married ten years ago. Eğer cümlemiz olumsuz bir cümle bu, olumsuz bir soru cümlesi. Olumsuz bir soru değil de olumsuz bir cümle olsaydı. They weren't married ten years ago. Onlar on yıl önce evli değillerdi diyoruz. Eğer bunu soru haline çevireceksek yine was ya da were ve özlemizin yerini değiştiriyoruz. Weren't they married ten years ago? Onlar 10 yıl önce evli değiller miydi? haline getirdik. Peki bunlara cevap verelim. Was he at the school yesterday? Dün o okulda mıydı? Eğer buna olumlu cevap vereceksek Yes, he was. Kısa cevap vermemiz yeterli. Evet, o okuldaydı. Ya da no, he wasn't. Dersek de hayır, o okulda değildi anlamına gelir. Peki bunun için bakalım. No, they weren't. Hayır onlar evli değillerdi olur. Ya da yes, they were diyerek kısa cevabımızı vermiş oluruz. Peki diğer fiillerimizi kullanırken cümlemizi nasıl oluşturacağız geçmiş zamanımızda? Simple past tense'in cümle yapısı olumlu cümlelerde subject, verb object ya da time. Yani öznemiz, fiilimiz, nesne ya da zamanımızı da sonuna ekliyoruz. Ama burada bir dikkat etmemiz gereken bir şey var. Fiilimizin sonuna ed takısını getiriyoruz. Bu şekilde dili geçmiş zaman haline geliyor. Peki nasıl oluyor? Örnek yapalım. I started a new book yesterday. Ben dün yeni bir kitaba başladım. Normalde fiilimiz ne? Start. Başlamak fiili. Başladım demek için ne yapıyoruz? Sonuna ed takısını ekleyerek I started a new book yesterday diyoruz. Peki olumsuz hale getirmek için ne yapacağız? Did not yardımcı fiilimiz var. Kısaltılmış didn't oluyor. Did not. Bütün özneler için bunu kullanıyoruz. I didn't start a new book yesterday. Bakın burada ne yaptık? Olumsuz cümlelerde fiilimizin sonuna ed takısını getirmedik. Gerek kalmıyor olumsuz cümlelerde. I didn't start a new book yesterday dediğim zaman anlamında şu. Ben dün yeni bir kitaba başlamadım. Olumsuz hale getirmiş olduk. Bütün öznelerimiz için dediğim gibi didn't'ı özneden sonra kullanıyoruz. Daha sonra fiilimizin yalın haliyle eklediğimiz zaman olumsuz hale gelmiş oluyor. Peki soru haline getirirsek. Yine biraz önceki gibi vaz ya da böyle başa getirmiştik cümlemizde. Özneden önceye getirmiştik. Yine burada da bu sefer did başa geliyor. Did you start a new book yesterday? Sen dün yeni bir kitaba başladın mı anlamını kazanıyor. Yine bütün öznelerimiz için başına did getirerek mı soru mı mu soru haline getirmiş oluyoruz. Yine bunun için de eğer cevap vermemiz gerekse soru haline yes i did evet başladım ya da no i didn't diyerek olumsuz cevap verebiliriz. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi fiillerimizin sonuna ed takısı getirerek olumlu cümlelerde dili geçmiş hale getirmiş oluyoruz cümlemizi. Şimdi bazı fiillerimiz var. Düzenli fiiller, bazı fiillerimiz de düzensiz. Ne demek bu? Regular verbs dediğimiz düzenli fiillerin sonuna hemen ed takısını eklememiz yeterli oluyor. Herhangi bir şey yapmıyoruz başka. Changed ed getirdik. Worked, moved. Sonunda e varsa direkt d getiriyoruz. Graduate, graduated, died, study. Burada ise bir değişiklik yapıyoruz. Eğer sonunda y harfi varsa bu y'yi atıyoruz. İ e, d getirerek dili geçmiş zaman haline getirmiş oluyoruz. Peki irregular verb dediklerimiz yani düzensiz fiillerimiz nasıl oluyor? Bunlar için herhangi bir ek getirmiyoruz. Bunlar tamamen yeni bir kelime olarak ed haline gelmiş oluyor. Bunları ezberlememiz gerekiyor. Bunlardan birkaç tanesini burada söyleyeceğim ama bunlar daha fazla. Bunları internetten ya da farklı kaynaklardan edinebilirsiniz ve bunları ezberlemeniz gerekiyor bu cümleleri kurabilmek için. Bunların bir kuralı yok. Tamamen yeni bir kelime haline geliyor. Evet is olmak fiiliydi. O was haline geliyor. Grow yetişmek, büyümekti. Bu ise grieve haline geliyor. Win kazanmak, won haline geliyor. Take almak, took haline geliyor. Come gelmek came haline geliyor. Do yapmak fiili did haline geliyor. Go ise gelmek fiili went haline geliyor. Evet gördüğünüz gibi tamamen farklı bir hale geldiği için bunları ezberlememiz gerekiyor. Evet telling the days. Şimdi tarihlerle alakalı. Geçmiş zamanı kullanırken biliyorsunuz tarihlere ihtiyacımız olacak cümle içerisinde. Peki bu tarihleri nasıl okuyacağız, nasıl yazacağız? Onlara bakacağız şimdi. Öncelikle yıl ifadesi Söylenirken nasıl yapacağız? Burada ne yazıyor? 1825. Biz Türkçe'de bunu tamamen gördüğümüz şekilde okuyoruz. Ama İngilizce'de bu tarihi ikişer ikişer okuyoruz. Yani 1825 şeklinde. O da nasıl olur? 18, twenty sadece yılları söylerken, sadece yılımızı söylerken dediğimiz gibi ikişer ikişer okuyoruz. Eğer farklı bir şekilde olsaydı, mesela ne diyelim 1935, bunu nasıl okurduk? 1935. 14 April 1981. Ama tabii bu şekilde okumuyoruz. 14 Nisan 1981. Peki bunu nasıl söyleyeceğiz? Şimdi hem ay var, hem gün var, hem de yıl var. Eğer gün ifadesi baştaysa onunla başlıyoruz. 14 April 14 of, of April 19 ht Yani Nisan'ın 14. günü 1981 şeklinde yazmış oluyoruz. Eğer günümüz başta ise 14th of April 1981. Eğer ayımız önde ise bu şekilde de yazılabiliyor. September 10. Yani 10 Eylül. Nasıl okuyacağız bu sefer? Bu sefer başa ayımızı alıyoruz. September the 10th 2005 Eylül 10, Eylül'ün 10. günü 2005 şeklinde okumuş olduk. Peki neden burada 20.05 demedik? 2000'li ya da e, 1000'li yılları ifade ederken direkt 2005 şeklinde söyleyebiliyoruz. Başka bir günümüz. January the 4th. 1994. Ocağın dördüncü günü 1994 demiş olduk. Peki cümle içerisinde bir de bakalım nasıl kullanacağız. He was born on April the 2nd 2009. Evet. He was born on April the 2nd, 2009. O, Nisan'ın ikisi, 2009 yılında doğdu. Born. On dedik. Diğer bir cümlemize bakalım. They won the award in 1990. Onlar 1990 yılında ödül kazandı. Bakın burada burada on dedik. Burada ise in dedik. Neden? Ona bakalım. Eğer sadece yıl ifadesi varsa in ile bitiriyoruz. Eğer ay gün varsa onun başına on getiriyoruz. We moved to Istanbul in 1984. Biz İstanbul'a 1984 yılında taşındık. Yine sadece yıl olduğu için in dedik. I graduated from the university in 2003. Ben üniversiteden 2003 yılında mezun oldum. Diyerek de cümlelerimizi oluşturmuş olduk. Şimdi burada Marie Curie biliyorsunuz bir bilim insanı. Onunla ilgili bazı cümlelerimiz var. Onları yani kesik kesik cümleleri bir bütün haline getireceğiz. Born November Seven, eighteen, sixty-seven. Evet. Ne istiyor bizden burada? Born dediğine göre doğum tarihini veriyor. O zaman nasıl yazacağız? She was born on November the seventh, eighteen sixty-seven. She was born on November the 7th, 1867. O Kasım'ın 7'si 1867 yılında doğdu demiş olduk. Graduated University of Paris 1884. Üniversiteden mezun olma tarihini vermiş. O zaman cümlemizi nasıl kırıyoruz? She graduated from University Of Paris in 1884. O üniversiteden, Paris Üniversitesi'nden 1884 yılında mezun oldu. Discover a new radioactive element 1902. Ne demek istedi burada da? Bir keşiften bahsediyor. Bir radyoaktif element bulmuş 1902 yılında. Ona bakalım nasıl diyeceğiz? She discovered a new radioactive element in 1902. Evet burada da bir tarihle alakalı bir ayrıntı var. Biz ikişer ikişer okuyoruz dedik tarihleri. Peki burada ne diyoruz? 1902 dememiz gerekiyor. O yüzden 1902 diyerek buradaki o sıfır anlamına geliyor. 1902'yi bu şekilde söylemiş oluyoruz. Win her first Nobel Prize 1903. Evet burada da Nobel ödülünü 1903 yılında kazandığını söylüyor. Bunun cümlesini nasıl kuracağız? She won her first Nobel Prize in 1903. Yine burada da 1903 ifadesini 1903 olarak verdik. Bakın burada dikkat ederseniz win fiilimiz won haline gerek dili geçmiş halini aldı. Die July the 4 1934. Evet burada da ölüm tarihini veriyor. She died on July the 4th 1934. O Temmuz ayının 4'ünde 1934'te öldü diyerek cümlemizi oluşturuyoruz. Peki when? When neydi? Ne zaman. Bununla ilgili bir soru cümlesi oluşturmamız isteniyor. Born dediğine göre ne zaman doğduğunu sormamızı istiyor. Nasıl cümleyi kuracağız? Soru kelimemiz her zaman başa gelecek. When was she born? diyerek o ne zaman doğdu ifadesini veriyoruz. Peki diğer cümlelerimizle ilgili de eğer soru sormak istesek nasıl sorarız? Diyelim ki born'la ilgili olan soruyu sorduk. Graduated yani mezuniyetiyle alakalı soralım. Ne diyelim mesela? Nereden mezun oldu diyelim. Nasıl diyeceğiz? Neydi bizim nereden, e, nerede ifade eden e, soru kelimemiz? Where. Ne diyebiliriz? Where did she graduated from? Evet. Bu şekilde de nereden, o nereden mezun olduğu şeklinde cümlemizi oluşturabiliyoruz. Yeni bir element bulmuştu. Onun için de sorumuzu nasıl sorabiliriz? Ne keşfetti diyebiliriz mesela. What did she discover diyebiliriz. Ee, ya da Nobel ödülünü ne zaman kazandı demek istesek. Ne deriz? Bunun için de when deriz. Burada what ne buldu diyerek. Burada where nereden diyerek. Ee, ne diyebiliriz? When did, when did she win her first Nobel Prize diyerek. İlk Nobel Ödülünü ne zaman aldığı şeklinde cümlemizi oluşturabiliriz. Ölümüyle ilgili de ne diyebiliriz? Ne zaman? When did she die? şeklinde cümlemizi oluşturabiliriz. Şimdi birkaç tane egzersizimiz var. Onlara bakalım. When did you graduated from university? Üniversiteden ne zaman mezun oldun diye soruyor. I graduated. Bakalım sonuna ne getirebiliriz? Two days later. İki gün sonra, last year, geçen sene, next month, bir sonraki ay, tomorrow, yarın. Şimdi, ne zaman mezun oldun şeklinde sorulduğuna göre, bizim cevabımızın geçmiş zamanla alakalı olması lazım. Peki buradaki ifadelerden hangisi geçmiş zamanı ifade ediyor? Tabii ki last year, geçen sene. Evet bir sorumuz var. Cevapta da diyor ki I was at the library with my friends. Ben arkadaşlarımla beraber kütüphanedeydim. Evet buradaki ifademiz kütüphanede olması. Acaba sorumuz nasıl sorulmuş olabilir? Muhtemelen sen neredeydin diyebilir. Why were you there? Sen neden oradaydın? Burada bununla alakalı bir cevap yok. When were you there? Sen ne zaman oradaydın? Burada da zamanla alakalı bir şey yok. How did you feel? Nasıl hissettin? Hissetmekle de ilgili bir ifademiz yok. Where were you yesterday? Sen dün neredeydin? dediğine göre burada da bizim yer olarak library yani kütüphaneyi verdiğine göre cevabımız nerede olduğunu soran Where were you yesterday? cevabı olacak. Evet yine bir sorumuz var. Cevabı da because I was ill and stayed in bed. Çünkü hastaydım ve yataktaydım. Peki bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer cevabımız because ile başlıyorsa, çünkü ile başlıyorsa mutlaka sorumuz why diye sorulmuştur. Yani neden. Nedeni sorulmuş ki çünkü diye başlanmış. O yüzden biz direkt soruda why olan ifadeyi arayalım. What did you do yesterday? Dün ne yaptın? When did you come to school? Ee, okula ne zaman geldin? Why weren't you at school yesterday? Dün okulda neden yoktun? Who were with you yesterday? Dün sen dün kiminle birlikteydin? Hangisi olacak cevap? Tabii ki dün neden okulda değildin neden ifadesini söyleyen cümlemiz cevap olacak. İsmail and his daughter at home last night. They were at the cinema. Evet. İsmail ve kızı ile alakalı bir cümlemiz var. Burada e, cümlemiz yarım kaldığı için orada acaba ne olduğunu düşüneceğiz. Sondaki cümleye bakalım. Diyor ki they were at the cinema. Onlar sinemadaydılar. At home last night. Demek ki evde değillerdi. Buradaki boşluk onların evde olmadığını ifade eden bir kelime olacak. Acaba ne bakalım? İsmail and his daughter. İsmail ve kızı. Ne olur bu? They demektir. Yani onlar. Peki onlar için geçmiş zamanda bir yerde olmadıklarını ifade eden kelime nedir? Tabii ki weren't. They weren't At home, last night, they were at the cinema. Onlar dün e, evde değillerdi, onlar sinemadaydılar. Şeklinde cümlemizi oluşturabiliriz. Evet, üçüncü ünitemiz olan biographies dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.